yapalım? Oturalım mı yani şimdi buraya? Otur. Otur! Burada bekleyeceksiniz. Kendi iyiliğiniz için. Ben de hep iyiliğini düşündüğüm insanlara silah çekerim. Çok yakında çok feci şeyler olabilir. Haklısın. Gerçekler bir ortaya çıksın. Senin adına çok kötü şeyler olacak. Tamam, şimdi değil. Ben Leyla'ya hiçbir şey yapmadım. Yapamam da. Bizim onunla çok özel bir ilişkimiz vardı. Nasıl özel? Nasıl yani Aziz? Sevgililik gibi bir şey mi? Dur, dur anlatsın, dur. Bizi birbirimize bağlayan tek bir kitaptı. Çocukluğumuzda çıkan tek baskı yapmış bir kitap. Yani film genel olarak çok fena değildi de asıl son sahne etkileyiciydi. Hangi sahne? Şu evin küçük çocuğunun öldürüldüğü sahne mi? Zavallı küçük çocuğun ölümünden bahsetmek onu rahatsız etti. Halbuki onlar yaşamayı herkesten daha çok sever ama saygılı, ahlaklı, namuslu olanlar bu dünyaya bu kadar fazla ne yazık ki. O da bunu biliyordu. Olduğu şey yüzünden cezalandırılacağını. Beyaz fil. Bir dakika, bir dakika. Sen bu kitabı okudun mu? Evet, tabii ki. Defalarca. Gerçekten? Evet. Ya, ben de ama çok az kişi bilir bu kitabı. Evet. Yani ben benimkini kaybedince yenisini böyle semt semt aramıştım. Çocukken tüm yalnızlığımı almıştı o kitap. Ta ki çikolatayla tanışana dek. Şimdi de... Hep oturup böyle bu kitabı konuşabileceğim birinin hayalini kurmuştum. Ben de öyle. Hep bu anı hayal etmiştim. Tıpkı şimdiki gibi. Şimdiki gibi. Yani aslında kitapta yazılanlar insanlara acımasızca geliyor ama bence kitapta kendilerini gördükleri için. Olduğu şeyden utanç duymak yerine ayıplamak daha çok iş yerine geliyor çünkü. Sonra ayıplamak yerine öfkeye bırakıyor. Öfke de kötülüğü. Halbuki inkar etmek yerine aslında kendilerinin kim olduğuyla ilgili barış yapsalar minimum zararlı hayatlarına devam edebilirler. Aynen öyle. Aynen. Beni şimdiye kadar en iyi anlayan insanmışsın gibi hissediyor olmam normal mi? Normal. Ben de senin gibi hissediyorum çünkü. Diye. Bayağı iyi hikayeymiş Aziz de. Leyla'ya ne yaptığını söyler misin artık? Bir dakika, bir dakika. Kitabın ismi ne dedin sen? Beyaz Fil. Ha? Sensin. Üzüntü git. Benim oldu mu? Otur şimdi oturduğun yere. Otur! Otur! Oturun hepiniz. Sen var ya bittin. Hele şuradan bir kurtulalım, sen bittin, seni mahvedeceğim ben. Ya Aziz, tamam bak bunları anlayabilirim ama Allah aşkına benden ne istedin? Bana niye böyle bir şey yaptın sen ya? Bence sen o elindekine çok güvenme. Çünkü sonsuza kadar yanında olmayacak. Aziz, ya hepimizin hayatını mahvettin, görmüyor musun?
Filiz'in hayatının içine ben, değil mi? Siz hiçbir şey yapmadınız. İnsanoğlu ne hikmetse yaptıklarıyla hiç ilgilenmiyor zaten. Sadece kimi çıkardığıyla ilgileniyor. Kanat. Kanat için söylediklerin doğru muydu onlarda? Söylesene, doğru muydu? Hayır. Mecbur kaldım. Ortalığı biraz bulandırmam gerekiyordu. Ben de onu kullandım. Onu telefondan Leyla'ya mesaj atan benim. Leyla nerede Aziz? Aziz nerede Leyla? Ha? Ona zarar verdin mi? Aziz, eğer ki Leyla'ya bir şey yapmış olursan seni yemin ederim ki öldür. Buyur. Hayır, ona zarar veremem. O benim ruh eşim. Hı. Ruh eşin öyle mi? Peki biz şimdiye kadar neden sizin ruh eşi olduğunuzu bir defa bile görmedik? Neden insanların içine çıkıp cesurca bunu israf etmedin o zaman? Ortalıklarda yaşanan ilişkilere ne yaptınız gördük çünkü Melisa. Hepsini yaktınız, yıktınız, yok ettiniz. Ya eğlenceniz için ya da çıkarlarınız için. Aziz tamam. Tamam, bizim konumuz bu mu ya şu an? Leyla nerede? Hepiniz aşktan, arkadaşlıktan bahsediyorsunuz ama hiçbiriniz, hiç kimseye saygısı yok. Konuşana bak. Şimdiye kadar yediğin altları hepimiz gördük. Sen değil miydin ilişkileri sabote eden? Sonucunu düşünmeden insanlara zarar vermeye kalkan sen değil miydin Aziz? Tuttu bebek. Şimdi de hepimizi özgürleştiriyorum. Günahlarımızdan, hatalarımızdan, tüm karanlıklarımızdan. İyi, o zaman söyle. Ablamın ölümünden kim sorumlu? Hadi söyle de ben de özgürleşeyim. Ha? Bilmiyorum. Aziz, uzatma. Leyla nerede söyleyin? Yaklaşma! Tamam. Yaklaşma. Yaklaşma. Önce beni dinleyeceksiniz. Sonra onun olduğunu öğrenirsiniz. Tamam. Tamam, sakin ol. Tamam. Tamam. Tamam, bak seni dinliyoruz. Hepimiz seni dinliyoruz şu anda. Tamam, sakin ol. Sakin, indir onu. Biz seni dinliyoruz. Bu okul her şeyi, herkesi kirletiyor. Biz de gözler uzakta yaşamaya karar verdik ilişkimizi. Siz ne kaç göz yapıyorsunuz birbirinize? Şey yapmıyorum. Yaklaşma. Tamam, bak tamam. Haklısın. Sen zaten haklısın. Haklısın, bu okul hepimizi biraz kirletti. Hepimiz biraz kirlendik, tamam? Ama bak Leyla'ya. Leyla'ya bak, Leyla öyle mi? Leyla çocukluğundan beri çok temiz, çok mütevazı hayaller kuruyor. Tamam, bak. Bebek evleri yapıyordu Leyla. Sen biliyorsun. Leyla ne kadar masum. Evet, babaannesine güzel bakmak istiyordu para kazanıp. Ona vefa borcu olduğunu düşünüyordu hep. Tamam. Tamam, hepimiz hayal ettiğimiz gibi yaşamıyoruz. Leyla böyle bir gelecek hak etmiyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun bunu. Aziz, her ne olursa olsun geri dönüşü var. Tamam mı? Ailene olan sinirini ya da bize olan öfkeni lütfen ondan çıkarma. Ne olur Leyla'yı cezalandırma. Evet, Hazal haklı. Böyle kendi hayatını bitireceksin Aziz. Ben böyle olsun istemedim. Ben onun saçını teline zarar vermem. Tamam. Hadi bizi Leyla'ya götür. Hadi.
Hadi nerede o? Leyla nerede Aziz? Yakınlardı bir yerde. Aziz! Böyle içimde iki kişi boğuşuyor sanki. Beni Leyla'yı kurtarmak istiyor. Ben onu kurtarırsınız diye yakınına getirdim. Ben de istiyorum kurtarma ama bir şey engel oluyor bana. Bilmiyorum ne engel oluyor bilmiyorum. Tamam. Aziz tamam hadi. Hadi bizi Leyla'ya götür. Hadi gidelim. Hadi bizi Leyla'ya götür. Hadi gidelim. Şimdilik burada kalsak daha iyi olacak. Aziz, bak ben sana inanıyorum. Bir şey yapmadığını da biliyorum. Ama belli ki birileri bir şeyler yapıyor ve daha kötüsünü yapmaya devam edecek. Ya sen göz göre göre Leyla'nın geleceğini yakmak istiyor musun? Söyle bize yerini. Bitsin, kapansın bu mevzu hadi. Hayır öyle kapanmıyor işte. Bu ne demek ya? Senin de mi parmağın var bu işin içinde? Leyla selam. Ya ne diyeceğim? İşin yoksa bize gelsene. Yazdığın dizeleri
benimle dalga mı geçiyorsun? Saçmalama. Amacın ne senin? Sus. Uyum mu oluyorsun bana? Ya saçmalama Aziz. Fotoğraflara bak, bakıyordum sen. Sen kanat içli oyun oyuncusun. Hayır. Sen kanat hayır, seviyorsun. Hayır. Sen oyun yapıyorsun bana kanat için. Hayır, öyle bir şey yok. Sen öyle... oyun oynuyorsun benimle. Aziz. Oyun oynuyorsun, kanat içli oyun beni oynuyorsun. Beni bir dinler misin? Gelme. Konuşalım gelme. Lan. Gelme, gelme. Gelme peşimden. Tamam. Gelme peşimden. Tamam. Kanat'ı seviyorsun. Sen kanat'ı seviyorsun. Kanat'ı seviyorsun. Kanat'ı seviyorsun. Sonrasını bilmiyorum. Tek bildiğim babamın yardıma ihtiyacı olduğunu. Tursun! Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun orada? Lan çekil! 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 Lan uzak dur! Tamam. Çekil! Geç lan! Geç! Tamam, tamam. Geç! Sen de geç! Yaklaşma! Yaklaşma! Ya ben size ne anlatıyorum? Siz neyin peşindesiniz ya? Hala oyun peşindesiniz. Geberteyim mi illa ha? Tamam, 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 tamam. Bunu mu istiyorsun? Ufak. Sen bu kadar sıçtın mısın sen? Ne yapayım ben seni kadar cani değilim. Görün hepiniz yüzünü. Gerçek yüzü bunun bu işte. Sizin gerçek yüzünüzü herkes gördü zaten. Geç! Bakma bana geç! Zengin okuluna burslu geldik diye seviniyordum. Şu yaşadığımız şeylere bak. Her şeyin onunla başlayıp onunla bitmesinden çok korkuyorum Bekir ya. Her şey düzelecek. Aşırı güzel olacak. Bak görürsün. Benim umudum var. Keşke benim de olsa. Sana şunu söyleyeyim. Evet biraz hıyar olabilirim belki. Ama yine de her zaman optimist kalmayı tercih etmişimdir. Yani her şey buna borçluyum. Sana da tavsiye ederim Ayşe'cim ya. Biraz böyle ol. Aziz ya. Leyla'nın başına bir şey gelmesini bekliyoruz. Biz neyi bekliyoruz burada? Bu eşimizi ölüme mi terk edeceksin gerçekten? Peki ya babamız? Onu hiç düşünmüyor musun? O bunca zaman bize zulmetmekten başka ne yaptı ki? Bizi biz olduğumuz için sevdi. Hiçbir zaman değiştirmeye çalışmadı. Kendi adına konuş. Ayrıca sevdi mi Aziz? Sadece sende kendisini gördüğü için seni hiçbir zaman değiştirmeye çalışmadı. Benim yüzüme bile bakmadı. Sende kendi yansımasını görmesi her zaman işine geldi. Çünkü sen zayıfsın. Hadi diyelim Leyla'yı kurtardık. Bundan sonra babam gibi yanımızda olacağına malum. Babam bizim hiç yanımızda durmadı ki. Sadece yanımızda bulundu. Hayır. Bundan sonraki hayatını sevdiğin kızın hayatına mal olmuş bir şekilde... vicdan azabıyla hapiste mi geçirmek istiyorsunuz siz?